Herkese merhaba dostlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben nispeten daha iyiyim. En ucuz otomobil modelinin 100 bin liralardan, 150 bin liralardan başladığı bir dönemde nispeten biraz daha ucuz fiyatlarıyla halkın gönlünde yer edinen Dacia modelleri yenilendi. O yüzden şu anda sağımda ya da solumda bu modelleri göremiyoruz. Bize neler sunacağına daha yakından bakalım isterseniz. Teknik özelliklerine, tasarımına, getirdiği yeniliklere hep beraber yakından bir göz atalım. Türkiye otomotiv pazarı için uygun fiyatlı otomobil denildiğinde akıllara ilk gelen Dacia modelleri 3. jenerasyonlarıyla bizlerle. Tamamen yenilenmiş iddialı ve güncel dizaynları, yeni platformları ve ekipmanları ile güncellenen Dacia modelleri ilk bakışta bizi heyecanlandırmayı başarıyor. Kullanıcılar için en uygun fiyata tamamen müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanmış tasarım ve ekipman detaylarıyla yenilenen Sandero, Sandero Stepway ve Logan nam-i değer sembol, yenilenen tasarımlarıyla yollarda görmeye artık çok yakınız. Yeni Dacia Sandero'da yeniden yorumlanmış, ön taraftan başlayan, arkaya doğru uzanan belirgin omuz çizgisiyle güçlü kimliğini yansıtırken dayanıklılığına da gönderme yapıyor. Genel hatlarıyla geçmişten bugüne kadar uzanan başarılı satış rakamlarını sürdürmek için yeniden tasarlanan ve daha geniş bir kitleye hitap etmesi için daha kompakt dış tasarımının yanında daha geniş bir iç alan farkıyla rakipleri arasında liderliğini sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Önceki nesline göre daha eğimli ön cam ve bununla bağlantılı olarak 1 santim daha alçaltılmış tavan çizgisiyle daha sportif ve akıcı bir silüet ortaya koyuyor. Yeni Dacia Sandero'nun yerden yüksekliği değişmezken genişletilmiş iz düşümü ve lastik ebatlarıyla yere daha sağlam basan bir duruş kazanmasına neden oluyor. Yeni Sandero Stepway daha dolgun ön tamponu ve kubbeli kaputu ile önden baktığınızda onu hemen tanımanıza neden oluyor. Adeta küçük sınıf bir SUV havası içinde olan yeni Sandero Stepway'de yerden yüksek şasi, Stepway logolu tavan barları, tekerlerin daha büyük görünmesini sağlayan fonksiyonel dodikleri ve kapı altlarına yer alan güçlendirilmiş plastik koruyucular ile SUV dünyasının ihtiyaçlarını tamamen karşılıyor. Buna ek olarak ön ızgarının altında yer alan krom Stepway logosu ve sis farlarının üstünde yer alan kaşlar ile de karizmatik bir duruş kazanıyor. Ayrıca ön ve arka tamponlarda otomobilinizin orijinal boyasını trafikte oluşabilecek çiziklerden koruması için metal korumalar bulunuyor. Yeni Dacia modelleriyle birlikte kullanışlı ve ihtiyaçlara yönelik yenilikler de sunuluyor. Bütün yeni Sandero Stepway modellerinde uzun yolculuklarınızda port bagaj takmanızı sağlayan modüler tavan barları standart olarak bulunuyor.
Yenilenen 3 modelinde iç mekanları en az dış tasarımlara kadar etkileyici olarak öne çıkıyor. Tamamen yenilenmiş gösterge paneli onları daha ergonomik hale getirirken kapılarda ve döşemelerde yenilenen malzeme detayları daha kaliteli ve modern bir ambiyans oluşturmasını sağlıyor. Ayrıca yenilenen iç tasarımlara baktığımızda yeni Clio 5'li de kullanılan tasarım detaylarının Sandero ve Sandero Stepway'de de ortak kullanılan tasarım diline hitap ettiğini görmek mümkün. Yenilenen koltuk tasarımı ile bel ve sırt konforu için sürüş pozisyonlarında ayarlamalar yapılabilirken çok kollu yenilenmiş direksiyon simidi de içerinin daha modern olmasına katkı sunan öğelerden biri oluyor. Ve belki de Türkiye pazarında en çok yollarda görecek olacağımız otomobil modeli olan yeni Logan, bizdeki ismiyle Sembol de yenilenme hareketinden nasibini aldı. Uygun fiyata sedan otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercihi olan yeni Logan ya da Sembol, önceki nesline göre 3.6 cm daha büyüyen boyutları ile daha geniş bir yaşam alanı vaat ediyor. Genel boyutlarının büyümesinin aksine daha incelmiş tavan yapısı ve eğimli ön camı sonucu diğer kardeşleri gibi 1 cm daha alçalmış. Eski nesillerinde tavanın ön tarafında bulunan anten çubuğu ise daha akıcı ve dinamik bir görüntü kazanması için tavanın arka kısmına yerleştirilmiş. Yeni Sandero modellerinde de sunulan kapı kolları, Y şeklindeki gündüz led farları ve yeniden tasarlanmış jantları ile yüksek kalitedeki dizayn öğeleri yeni Logan Sembol'de de ortak kullanılan detaylar arasında yer alıyor. Ayrıca artık bütün Dacia modellerinde kullanılacak olan Dacia markasının güçlü kimliğini ilk bakışta anlamamıza neden olan yatay formdaki şekilleriyle Y şeklindeki gündüz led far ve stopları gece sürüşlerinde daha iyi görüş kalitesi sunması avantajı ile birlikte 3 yeni Dacia modelinde de standart olarak sunulacak. Dacia ayrıca ilk defa bu 3 modelde kullanılacak olan medya kontrol sistemini konsolun üst tarafına ayrı şekilde monte edilmiş gibi duran bir tasarımla sunarken ekstra bir telefon bağlantısı aleti almadan telefon bağlantısı, navigasyon gibi temel bağlantıların yanında daha birçok opsiyonu da beraberinde sunuyor. Daha fazla güvenlik için yeniden oluşturulmuş CMF modüler platformu sayesinde yeni Sandero, Sandero Stepway ve Sembol 6 adet standart hava yastığı ile birlikte geliyor. Yenilenmiş elektronik mimarisi ile standart olarak sunulan AEB, acil durum fren yardımı ve eCall yardım servisinin yanında daha birçok sürüş yardımları da entegre edilebiliyor. Motor seçeneklerine geldiğimizde 1 Ocak 2021 itibariyle satışa sunulacak motor seçeneklerinin arasında Euro 6D normlarına uygun dizel motorlar da bulunacak. Giriş seviyesinde 1 litre hacimli 3 silindir 5 ileri vitesli atmosferik SC65 beygir motor seçeneği sunulurken turbolu kısımda 1.0 litrelik 3 silindir 6 ileri CVT otomatik şanzıman ile TC90 beygirlik motor bulunuyor. Ayrıca daha çevreci olması adına EcoG100 adı verilen LPG yakıtı için özel olarak yapılmış turbolu 1.0 litre 3 silindir 6 ileri manuel şanzımanlı motor da modellerin ekonomik duruşuna fazlasıyla yakışıyor. Uygun fiyatlı olmalarının yanında kullanışlılıklarıyla da nam salan Dacia modellerinde Sandero ve Sandero Stepway'de 328 litre bagaj hacmi bulunurken yeni Sembol'de 528 litre bagaj hacmiyle de geçmişten bugüne gelen kullanışlılık detaylarından hiçbir şey eksilmeden devam ettiğini bize gösteriyor. Uygun fiyatlarıyla gönlümüze tat kuran 3 modelin de yenilenmesi hem de böyle bir zamanda bence çok güzel bir zamana denk geldi. Ben onlara caddelerde göreceğimiz zamanı da sabırsızlıkla bekliyorum. En kısa zamanda da canlı olarak da neler hissettirdiğini sizlere aktarmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.